Hilal kardeş, ne diyorsun sen? Bak, sakin ol. Bak, bak, beni bir dinle. Hilal. Armağan, ben... Rahatsız olmayın. Sadece sana bir şey söylemek istemiştim. Armağan dur. Söyle. Ne diyecektin? Önemli bir şey değildi. Gitmesen iyi olacak. İclal yüzüme bak. İclal bana bak, sakin ol. İclal sakin ol bir tanem, sakin ol. Armağan, şu evlilik meselesi nedir? Şimdi sırası mı Haydar? Kızın haline bak. Çabuk biraz kolonya bul, çabuk. Çabuk kolonya bulayım. Bir bardak da su. Bir bardak da su. Suyun içine 3-4 damla kolonya damlat. İçine damla. 3-4 tane. Bolca da kağıt mendil. Mendil. Bolca. Sakin. Ay. Tamam. İclal sakin ol. Sakin. İclal kardeş tamam. Fenalaştı. Tamam. 3-4 damla kolonya. Bir de suyun içine bolca kağıt mendil. Kolonya, su, kağıt mendil. Kolonya ile kağıt mendil bizde var. Tamam. Ben de su getireyim. Tamam. Tamam. İclal. İclal. Kendine gel tatlım. Kendine gel. Neyin var? Sana yardım mı edeyim? Hangi konuda? Dur İclal, tamam. Tamam canım, tamam. Artık sakin ol lütfen. Bak biz yanındayız. Sakin ol. Yukarıda neler oluyor Asiye? Ben Recep. Asiye omuzlarını silker. Cansu, yeter artık dedik değil mi? Diye Cansu'ya pis pis çemkirir Ayten. Kız fenalaştı. Armağan'ın boynunda ağlıyor. Ay niye? Diye şapşal şapşal soran Rüya'ya... Bilmeyeyim ki. Der Asiye. Haydar Armağan'a nedir bu evlilik meselesi diye sordu. Derler hepsi birden. Armağan bir cevap vermedi. Der Asiye. Ve çıkar. Ortam giderek gerginleşmekte. Havada cevapsız sorular dolaşmaktadır. Cansu, vallahi şimdi şak diye üstüne bayılırım görürsün. Sonra da ben seni şak diye onun üstüne bayıltırım ona göre. Hakikaten bacım yeter artık ya. Of ya. Aman tamam. Siz sanattan ne anlarsınız? bırakın da duygularımı bari müzikle ifade edeyim. Eh bacım ya. Ay gel. Çok oldu sanırsa. Olsun daha iyi. İçi temizlenir kızın he mi? Yeter abla. Kızın midesini bağırsağını yakarsak pek bir kökten temizlik olacak. Ay Asiye, çok ayıp bir şey yapmıyoruz mu? Evet abla, haklısın. Ver. İclal, iç şunu. İç yavrum. Hadi bakayım. Haydar, suya kolonya damlat demiştim. Sen kolonyaya su damlatmışsın. Olsun. İçi kökten temizlenirmiş. Tamam dedim İclal. Yeter artık, yeter. Kendini harap etme. Tamam, tamam. Tamam, dur. Bekle, bekle. Ver şunu, ben Armağan, hallederim. Bana bir şey söylesene. Ne konuda? Şu evlilik meselesi. İlgilenmen gereken daha önemli bir konu varken neden papağan gibi aynı şeyi soruyorsun Haydar? Neymiş daha önemli konu? İclal. İlgileniyorum ya, daha ne yapayım? Ne yapman gerektiğini sana ben söyleyemem. Herhalde kızcağızın neden bu halde olduğunu benden daha iyi biliyorsundur. Biliyorsun değil mi? He. Öyleyse gerekeni yap. İclal için başka bir şey yapamam. Yapmak zorundasın. Neden? Çünkü bunu ona borçlusun. Madem ki annesiyle gitmesine izin vermedin. Madem ki alıp yanında getirdin. Ben Rezan hocam için yaptım. Rezan hocan için daha çok şey yapacaksın Haydar. Artık geri dönemezsin. Ne yazık ki çok geç. Ben Rezan hocam için yaptım. Öyleyse devam et. Sonuna kadar gitmek zorundasın. Boşuna çırpınma. İcilal kendine bir şey yaparsa bundan sorumlu olmak istemezsin değil mi? Rezan hocana ihanet edemezsin.
Biz de tam bir şeye ihtiyacınız var mı diyerekten sormaya geldik. Lafınızı bölmeyelim dedik. Demedik mi? Dedik. Hicle'li yatıralım da biraz dinlensin Zeliha yenge. Yatıralım. Biz ne dedik? Yatıralım dedik. Gel canım. Gel benim sensiz kuzum. Gel benim kadersizim. Aman anası koca koca profesörler olmuş da sanki buncağıza faydası dokunmuş. Zeliha yenge lütfen. Duymuyorsun, konuşamıyorsun ama pek güzel de kokuyorsun. Tamam. Armağan cevap vermediğine göre Haydar evlilik meselesi için bizi sıkıştıracak şimdi. Ne yapacağız? Canım hepimiz biliyoruz nasıl olsa. O da öğrensin. Ne sakıncası var? Hı? Hep Ayten bacının yüzünden. Ağzında baklı ıslanmıyor ki. Onu bırak. Zavallı baklıcık nemlenme fırsatı bile yakalayamıyor ya. Recep benimle uğraşma yoksa ne olacağını biliyorsun. Dem dem de dem. En iyisi Haydar'a bu soruyu sordurtmamak. Benim için hava hoş valla. Sen onu Ayten bacıya söyle. Daha ortada soru yokken de cevabını veriyor ya. Recep, iftira etme, benim ağzım sıkıdır, tamam mı? Çok sıkmışlar, yalama olmuş, baksana. Bana sır verdin de birine mi söyledim? Sana hiç sır vermedim ki. Sana zahmet olmasın diye sırrımı afişe basar, şehrin dört bir yanına dağıtırım daha iyi ya. Zeliha yenge, tepsiyle biraz bir şeyler getirsen, İcler kahvaltı etmedi. Hemen, hemen getiririm, hemen. Titriyorsun, üşüdün mü? Bana yardım et. Tamam, tamam, sana yardım edeceğim. Ama hangi konuda olduğunu söylemiyorsun ki. Anladım. Haydar'ı seviyorsun. Peki ama neden ben? Niye ben? Niye benden yardım istiyorsun? Hayır. Hayır doğru değil. Yanlış düşünüyorsun. İcra yanlış düşünüyorsun. İstemiyorum. Senin için elimden geleni yapacağım. Söz veriyorum Hicra. Tamam. Güven bana. Söz veriyorum. Tamam. Tamam. Amanın. Aşağıda kıyametler kopuyor. Bizimkiler gene birbirine girmiş. Hadi bakalım. İki lokma yersen kendine gelirsin. Hadi. Tamam Zeliha yenge. Ben hallederim. İçlal, birbirimize yardım edeceğiz değil mi? Ben sana, sen bana. Tamam mı? Hadi.